Kocaeli Spor Teknik Direktörü Fırat Gül'ün düzenlediği basın toplantısına katılan Kocaeli Spor Basın ve Medya İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tuncay Arıcan, Kocaeli Stadyumunda yapılan zemin çalışmaları ve satışa çıkan kombine kart hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ben dün öğlen gibi stada gittim, ziyaret yaptım. Zaten sürekli gidiyoruz. Dün bir de tekrardan uğradım. Çalışmalar gayet iyi gidiyor, planlandığı gibi gidiyor. En üst tabakadaki 0-2 denen kum serimi bugün itibariyle bitiyor. Ondan sonra zeminde ondülasyon oluşmaması için lazer tesviye aşamasına geçilecek. Herhalde o da yarın, lazer tesviye makinesi yarın itibariyle sahaya geliyor. O da yaklaşık 3 gün süreceği söylendi lazer tesviyenin zemindeki. Lazer tesviye bittikten sonra zaten hibrit halılarımız sahaya geldi. Şu anda stadyumda halılarımız. En önemli aşamaydı oydu zaten. Üretim yapıldı, sahaya geldi. Lazer tesviye akabinde hemen hibrit halılar seriliyor. Halılar serildikten sonra tekrardan kumlama yapılacak. Kumlama da bittikten sonra doğal tohum ekim yapılacak. Tohum ekim yapılacak, çim ekimi yapılacak. O çim ekimi yapıldıktan sonra da zeminin kendine gelmesi 30 ila 35 gün süreci var. Bu da demek oluyor ki bizim içerideki ilk 3 iç saha maçımızı Derince'de oynayacağımız. 4. iç saha maçımızı da stadyumumuzda bir aksilik olmazsa oynayacağız gibi gözüküyor. Bu sene hem pasolik olacak hem de normal kağıt bilet olayı var. Zaten kombine satışlarına da başladık. Dün sabah itibariyle 38 tane kombine satıldı. Önceliği biz hem kombine hem de loja alan taraftarlarımıza loja kapasitelerinin yarısı kadar bilet vermeyi düşünüyoruz, planlıyoruz. Yani kombinelerini alanlar Derince maçlarında biraz daha şanslılar. Tabii kesinlikle. Öncelik onlara vereceğiz. Onlara da davetiye biletleri var. O biletlerden verilecek. Onun haricinde de zaten diğer taraftarlara da isteyen pasolik sistemi üzerinden alacaksa davetiye bileti vereceğiz. Almayanlara da zaten kağıt bilet olacağı için kağıt biletlerini gösterip stadyuma girişlerini yapacaklar. Geçen sene de biz çoğu üst tribünleri açtık, hata yaptık aslında. Neden oluyor? Her maça bütün tribünleri dolduramıyoruz maalesef. Geçen sene de kombine sattığımız için üst tribünlere kapatamadık. Normalde aslında kapatıp mevcut gelecek taraftarları bir araya topladığınız zaman ambiyans daha iyi oluyor. Daha büyük bir atmosfer oluyor. Hani sahaya daha çok baskı yapıyor. O yüzden biz alt tribünleri satışa açtık. Güney Kale arkası alt, işte maraton alt, UEFA'dan da 111 ve 116. blokları satışa çıkardık. Ortadaki bloklarla alakalı biz bir sendikayla ciddi bir görüşmemiz var. Muhtemelen onlara toplu bilet satılacak. En büyük gelir kaynağı da çünkü oradan olacak. Yani UEFA alt tribününü satacağız gibi duruyor. Fiyatlarımızı da taraftarımızın ulaşabileceği seviyelerde tuttuk. Ben hani uygun olduğunu düşünüyorum. Taraftarımıza sizin vasıtalarıyla seslenelim. Kulübümüze destek olsunlar, kombinelerini alsınlar. Tabii hemen söyleyelim. Güney Kale arkası alt 200 TL yıllık kombine. Maraton alt 400 TL. UEFA alt tribünde 800 TL. Protokolle alakalı da daha net olmadığı için bir rakam belirlendi ama Gençlik Spor'dan izin alınması gerekiyor. İzin aldıktan sonra onun da rakamını belirtebiliriz.